Herkese selamlar arkadaşlar ben Olcay. Bugün sizler için toplu bir kutu açılış videosu çekmek istedim arkadaşlar. Uzun zamandır bir video çekmeyi düşünüyordum. Bugüne kısmetmiş. Kutu içerisinde hepinizin ilginizi çekecek bazı ürünler olduğunu düşünüyorum. Başta söylemem gerekirse bir bilgisayarımız var kutunun içerisinde. Aksiyon kameralımız var. PlayStation ile ilgili bazı ekipmanlarımız var. Bunlardan size bahsedeceğim ve önümüzdeki haftalarda detaylı incelemelerini yapacağım bu, bu ürünlerin içinden bazılarının hepsini değil. Onun haricinde arkadaşlar size yurt dışından ürün alırken nelere dikkat etmeliyiz ya da vergi konusunda ne yapmalıyız, hangi kargo şirketini tercih etmeliyiz? Bunlardan ufak bir bilgilendirme yapacağım. E, deneyimlerimi size aktaracağım açıkçası. Yurt dışından ürün alırken arkadaşlar öncelikle güvenilir bir satıcı olduğundan emin olmalıyız. Bu AliExpress'te şöyle ilerliyor benim açımdan. Ben satıcının, markanın orijinal bir hesabı olduğuna emin oluyorum. Bu kendi resmi hesabı olduğuna emin oluyorum. Onun dışında müşterilerin gelen yorumlara bakıyorum, fotoğraflara bakıyorum ve AliExpress'te bu şekilde güvenli bir alışveriş yapıyorum. Bu zamana kadar yaşadığım hiçbir sorun olmadı. Eğer kırık dökük geldiyse AliExpress bana para iadesi yaptı her zaman. Peki her satış sitesi güvenli midir arkadaşlar? Hayır değildir. Onun örneğini de vereyim. Şu anda PlayStation 5 ülkemizde olsun, Avrupa'da olsun bir kara borsa ilerliyor. Bunun sebebi de bazı fırsatçıların ürünleri toplu alarak kendi eBay gibi, sahibinden gibi sitelerde fahiş fiyata satmasına sebebiyet veriyor. Ben de bu almak istedim açıkçası. Türkiye'den ya da yurt dışından uygun fiyatlı bulmak istedim. Yurt dışından arattığım X bir site e, fiyatı gerçek fiyatına satıyor ama sitenin hiçbir bilinirliği yok, güvenilirliği yok. Bu yüzden tercih etmemeniz gerekiyor. Ürünü uygun fiyatlı diye direkt o siteden almamanız gerekiyor. Güvenilir bir site ise tabii ki Amazon gibi bir sitede satılıyorsa bunu alabilirsiniz. Ama X bilmem ne iletişim, X bilmem ne gaming bilmem ne firmasından almayın tabii ki. Hatta bir haberi vardı arkadaşlar. Pirinç göndermişlerdi PlayStation kutularıyla. Siz de o şekilde bir mağdur olabilirsiniz. Yani ürün makul fiyatlı diye bunları tercih etmeyin. Bunları size belirteyim. Gelelim vergi sistemimize arkadaşlar. Türkiye'nin kanunları gereği belirlediği bazı vergi dilimleri var. Bu vergi dilimleri %20 ile %60 arasında değişiyor. Bu ürünün ne olduğuna göre değişiyor. Fiyatın ne olduğuna göre değişmiyor. Yani Ürün 1000 dolarsa 20 dolar yüzde 20 de olabilir vergisi, yüzde 60 da olabilir vergisi. Bu ürünün içeriğine göre değişiyor. Peki bir örnek vereyim arkadaşlar. Mesela bir kulaklığımız var. Bu kulaklık değil ama kulaklığımız var. Bir de şöyle göstereyim. Tripotumuz var. Tripotumuzu alırken biz devletimize yüzde 20 vergi vereceğiz. Kulaklığımızı alırken yüzde 40 vergi vereceğiz. Yani işlem bu kadar basit. Fiyat oran belirtisi bu kadar basit. Peki bu süreç nasıl ilerliyor arkadaşlar? Öncelikle biz ürünü sitesinden alıyoruz. Kargo şirketini seçiyoruz. FedEx, UPS, DHR hangisini tercih ediyorsunuz? Ben genellikle FedEx'i tercih ediyorum. Daha hızlı bir teslimat gerçekleştiriyor. Bu yüzden FedEx'i tercih ediyorum. Yoksa bu işleyiş hepsinde aynı. Ürün geldi FedEx bana mesaj atıyor. Ya da Ahmet abiye mesaj atıyor. Diyor ki, Ürününüz geldi gümrük çekim evrakları için şu mail adresine ürünle ilgili detaylı form gönderiyor. Bunu dolduruyorsunuz ne olduğunu. Bu formunda ödeme bilgisiyle kargo şirketine gönderiyorsunuz. Kargo şirketi burada aracılık yapıyor. Devletli sizin aranızda bir aracılık yapıyor. Gümrük Gümrükçü arkadaş ise bu kutunun içerisinde ne var bakıyor. Eğer sizin e, talep ettiğiniz yani beyan ettiğinizle gümrükçü arkadaşım beyan ettiği aynıysa içerik olarak size bir ödeme bilgisi veriyor. Bu ödeme bilgisini yaptıktan sonra ertesi güne genellikle FedEx'te bu size ürün teslim ediliyor. Bu sıkıcı bilgilerden sonra arkadaşlar gelin ürünler neler biraz onlardan size bahsedeyim. Evet arkadaşlar geldik kutu açılış videolarına. Ben bazı ürünleri direkt geçeceğim bazılarını birazcık göstereceğim. Çünkü bunlar için e, teknik incelemeyi daha sonraki videolarda daha sonraki haftalarla sizinle paylaşacağım. Gelelim mini bilgisayarımıza. İlk bunu seçtim çünkü hepinizin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Gayet çok şık bir tasarım var. Ekonomik olarak da AliExpress'ten alındı bu ürün. Vergisi vesaire. Fiyat vermiyorum çünkü ürünle ilgili bağlantıları paylaşacağım. Şöyle göstereyim. Biraz parmak izi yapıyor ama bu sürekli ellenecek bir şey değil. Laptop gibi değil sonuçta. Baya 4K i7 işlemcili bir cihaz. Ben Photoshop üzerinde kullanmayı planlıyorum bunu. Direkt kapatıyorum, geçiyorum. Dediğim gibi vaktinizi de çok almak istemiyorum. Hemen şöyle diye kapatalım. Gelelim. Sırada aşırı dandik bir marka. Gerçekten şu ışık ve mikrofon var arkadaşlar. Malzeme kalitesi bu da AliExpress'ten alındı. Malzeme kalitesi çok iğrenç. Yani yelen uzak durun. Malzeme kalitesi çok iğrenç arkadaşlar. Bununla ilgili bir video çekmeyi düşünmüyorum açıkçası. biraz böyle ürünlere mesela bu ürünün vergisi %40. Böyle ürünlere biraz şey para verip doğru düzgün sürekli kullanacağınız bir ekipman alın. Şu anda benim kullandığımda çok pahalı bir ekipman değil açıkçası. Ama işimi görüyor mu? Görüyor her türlü. Bu böyle bir mikrofon arkadaşlar. Bu da hem mikrofon değişik bir şey hem de ışık. Şöyle göstereyim bunu. Bakın yanıyorsa da yakayım size. Evet yanıyor şöyle. Ufak bir ışık veriyor. Yani çok da tercih edilecek bir ürün değil bunlar. Biraz Plastiği çok dandik arkadaşlar bunu. Yani söylemeden edemeyeceğim. Dediğim gibi her zaman söylüyorum ben bir ürünü gösteririm diye almak zorunda değilsiniz veya alın diye göstermiyorum. Deneyimlerimi paylaşıyorum genelde. Siz de bu yönde fikir sahibi olursunuz. Gelelim bir aksiyon kamerasına. Arkadaşlar bu ürün gümrükte açılarak geldi. Baya ben bunu ne yapacağım? Şu anda çekim açısını görüyorsunuz değil mi? Ben normalde tek kamerayla çekiyorum. Bunu ikinci kamera olarak çekim açısı olarak kullanmayı hedefliyorum. İnşallah da güzel bir netice alacağımı inanıyorum. 4K 60 fps çekiyor. İnşallah işime yarayacağını düşünüyorum. Baya pilli falan 2-3 tane pili var içinde. Kumandası var. Bu da güzel bir şey. Bunun da belki bir detaylı videosunu çekerim. Eğer güzel çıkarsa çekerim. Böyle gümrükte açmışlar arkadaşlar bunu da. Hiç kullanmadım yani. Sıra geldi. PlayStation kolumuza. Bir tane de oyun vardı benim. Arkadaşlar dediğim gibi PlayStation 5 alırsam inşallah bunların da detaylı incelemesini o zaman sizinle paylaşacağım. Sadece şu anda gösteriyorum. Bildiğiniz PlayStation oyun konsolu diyebiliriz. Tabii ki bu diğer 4'e göre çok üstün özellikleri olduğunu titreşim konusunda biliyorsunuzdur belki duymuşsunuzdur takip edenler. Ben de inşallah kullanmam nasip olursa sizinle paylaşacağım. Bunu açtım ama önceden bu oyunların içinde kocaman afişler çıkıyordu arkadaşlar. Şimdi afiş bile koymuşlar. Bir tane kağıt koymuşlar göndermişler vallahi O kadar da para alıyorlar. Evet ikinci sırada harika bir tripod. Hatta bu tripodtan bende bir tane var ama böyle değil. Şey var. Plastik versiyonunu görmüşsünüzdür bunun. Direkt üstünde tripoduyla. Karbon arkadaşlar. Bayağı da kaliteli bir şey. Ulanzi markasının. Gerçekten harika ışıkları vesaire tripodları var. Severek kullanacağım. Belki bunun hakkında da bir ufak bir şey çekebilirim ışığıyla. Kendi tripodu var. Vallahi benim makine Mark 4'ü bayağı da taşıyor yani. Ağır olmasına rağmen hiç sorunsuz taşıyor. Üstüne alyan anahtarları göndermişler herhalde sıkmak vesaire diye. Bir tane etiket göndermişler içinde. O şekilde kaliteli bir tripod. Yani eğer bir şey alacaksanız böyle kaliteli malları alın. Çinliler zaten her şeyi yapıyor. Kaliteli de yapıyor, ucuz da yapıyor, dandik de yapıyor. Siz neyi tercih ediyorsunuz onu yapıyor. Gelelim bir tane Phoenix markasının fenerine. Gerçekten kaliteli bir fener arkadaşlar. 3000 lümen. Lümenler ilerledikçe ışığın gücü de o kadar yükseliyor. Gerçekten harika bir fener. Bunu da açmayacağım. Şimdilik lazım değil belki kampta falan kullanmak için. Geldik. Kutumuzun en baba şeyine mi geleyim? Yok, sonra geleyim buna. Bunu da direkt göstereceğim çünkü bunun hakkında da video çekmeyi düşünüyorum. Faitek'in AK 2000 C modeli bayağı kompakt bir cihaz. Bütün e, modellerde diyebileceğimiz 2,5 kilo taşıma kapasitesi var. Dokunmatik OLED bir ekranı var. Sorunsuz kullanabileceğiniz bir cihaz diyebilirim bunun içinde gimbal. Tabii ki balans ayarı, balans ayarı hepimizi kanser etse de bu çoğu video çekimlerinde işimize yarayacak bir ürün. Evet, küçük ama pahalı bir ürüne geldik. Arkadaşlar ben bunu bu bir optik temizleme spreyi, bu da optik temizleme bezi. Bunlar çok para değil aslında ama BV markasının, BV markası Alman bir marka. Biraz o yüzden fiyatları uçuk. Şöyle göstereyim, ben bunu kullanmayacağım. Niye kullanmayacağım? Hatta satmayı düşünüyorum. Çünkü ben Hayda markasının kare, kare filtrelerini aldım arkadaşlar. Kare filtre aldığım için bu 77 milim sadece lensler için kullanılabilecek bir optik cam. Andy Fitre. Bayağı bu kaliteli bir şey. Hatta küçük olduğuna bakmayın. 155 dolar gibi fiyatı var. Nano bir camı var. Bunu göstereceğim. Bunun hakkında da bir inceleme yapmayacağım. Direkt göstereyim küçük dedim. Şöyle kaliteli bir cam. Kullanmayı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü benim elimde hayda fitrelerim var. Onu da kaldırdık. Evet. En baba ekipmanımıza geldik şöyle. Burada ben Insta 360'ın nanosunu kullandım. 360 One'ı kullandım. Bu da 360 X. Bu ürün çok uzun zamandır elimde ama çok uzun zamandır elimde olmasına rağmen benim elimde değil. Şimdi elime almak nasip oldu diyelim. Bir kutusu var. Bu selfie stick görünmez görünmüyor arkadaşlar taktığımızda şey cihaza. Ve bir döndürme özelliği var bu şeyin aletimizin. Taktığımızda buradan döndürme işlemini burada bir çubuk vasıtasıyla yapabiliyoruz. Bu çubuğun harikası işlemi bu. Ve geldik ISTA 360'a. Ya özlemle kavuştum. Bilmiyorum bu cihazı aktif kullansam mı? Çünkü ikinci versiyonu çıktı arkadaşlar. Kullanmasam mı? Şu anda karar aşamasındayım diyebilirim. Bir tripod girişi var burada. Şöyle bayağı da kaliteli bir cihaz aslında. Ben One'yi kullandım dediğim gibi. Sonra bir monoclip diye bir şey çıkarttılar. Onu kullandım. Sonracıma ilk Nano'yu kullandım. Nano çok ısınıyordu. de biz problem yaşamadım açıkçası ama bir kaza sonucu. Kendisi bir cam çiziği sonucu. Bunların da camı çabuk çiziliyor. Camı çabuk çizildiği gibi de absürt fiyatlar istiyorlar. Bunun hakkında ağır kılıf varmış içinde evet. Güzel bir kılıf varmış içinde. Dokusu falan yumuşacık. Şarj aleti falan dediğim gibi açmayacağım şimdi onu. Bunun hakkında bir video çekebilirim arkadaşlar. Şöyle koyalım kutumuza. Bayağı da kaliteli bir cihaz. Kutunun en baba cihaz kutunun içindeki en baba cihaz diyebilirim bunun için. Görüşürüz senle. Evet. Kullanmayacağım bir cihaz daha. Bu bana hediye geldi açıkçası ve çok da başka X markaları kullanıyorum ben. Bu nereden açılıyor? Bir hoparlör. Zannediyorum su geçirmiyordu bu. Şöyle bu şekilde. Kolaysa açayım. Hiç uğraşmayayım. Aynen kolaymış. Baya malzeme kalitesi çok iyi olmasa da iş görür bence ses olarak da iyi olduğunu düşünüyorum. Şurada metal gibi gözüküyor ama metal değil arkadaşlar. Tamamıyla plastik bir cihaz. Şuradan da tutma yeri yapmışlar. Bayağı iş görür bence ya. Evde, ortamda, parkta. Her şekilde iş görür. Su geçirmiyorsa 10 numara diyeceğim. Ha bir de bir cihazla cihaz arasında bağlantı yapabiliyormuşuz. IP, 4. evet bir şey bir su geçirmemezliği var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Böyle tarz ürünlere çok para vermek istemiyorsunuz. AliExpress'te bunun gibi binlercesi var. Hiç dolarla molarla uğraşmayın. AliExpress'ten alın. Ve son cihazıma geliyorum. Son cihazlarıma. İki tane ışığım var arkadaşlar. Niye iki tane ışık? Bu sade bir ışık arkadaşlar. LED olarak kullanacağız bunu. Bu da RGB bir ışık. Aslında Vision... Daha önce benim kullandığım bir ışıktı arkadaşlar. Ama ben bunu yanlışlıkla bozdum galiba. Birkaç kere düşürdüm. Tam bütün özelliklerini kullanıyorum. Herhalde bir kısmı patladı. Mesela polis modu vardı. Bu modlarda video çekerken, fotoğraf çekerken işe yarıyordu. Bazı renkler arasında geçiş yapabiliyorum. Şimdi kırmızıyla mavi arasında geçiş yapabiliyorum. Bu beni üzdü. Ve Vigim'in yeni çıkarmış olduğu RGB bir model aldım. Bu biraz farklı bir tasarıma sahip. Bunu da aktif olarak e, fon olarak kullanacağım ışık olarak şu anda bunu açma açmıyorum bu da normal düz bir ışık veriyor arkadaşlar bu da Momon markasının Tabii ki vizyon şu anda daha ağır basıyor hatta bunu açmayıp bunu da belki satarım şey gibi e, Fitre gibi söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar umarım izlediğiniz ve mutlu olmuşsunuzdur i̇şte, evet. videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın